Malzeme Ofisi son yıllarda Devlet Malzeme Ofisi İstanbul ve Van'da kiraladığı 3 aile taşınmaz için bugüne kadar 19 milyon 50 bin TL kira öderken Eti Maden Genel Müdürlüğü'ne de 2012 yılında Ankara'da kiraladığı binaya sadece 6 yılda 30 milyon 600 bin lira kira ödedi. Devredilen taşınmazların hangileri olduğunu bir liste... Eti Maden'in bugüne kadar ödediği kira ise 40 milyon liraya geçti. Devlet Malzeme Ofisi son yıllarda çok sayıda mülkiyetini ya hazineye ya da devletin değişik kurumlarına devretti. Ve kendisi de kiracı durumuna düştü, DMO. Bu anlamda DMO tarafından 10 yıl içerisinde bedelsiz olarak devredilen taşınmazların hangileri olduğunu bir liste halinde talep ediyorum. Bu taşınmazlar hangi kurum ve kuruluşlara devredilmiştir? Ve bu noktada bir listenin verilmesini KİT komisyonu üyesi olarak, milletvekili olarak sizden rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Atilla Sertel, KİT'lerin yüksek tutarlı binalar kiralamalarını eleştirdi. Bakın, bu 2012 tarihinden itibaren kiralık olarak kullandığınız genel müdürlük binasına 2018 yılına kadar 30 milyon 600 lira kira ödediniz. 30 milyon 600 lira. Bu nasıl bir rakam? Yani Sayıştay kendi mülkünü Sayıştay bunu söylüyor. Kendi mülkünüzü boşalttınız. 2018 yılına kadar 30.6 milyon lira. Bu da yetmezmiş gibi bir tarafta yüksek meblağlı kiralar, diğer tarafta bir türlü bitirilemeyen yeni hizmet binası var. Bitmiyor bina. Mart ayında teslim alacağınızı belirttiniz. Yani yine dolayısıyla 2 yıllık bir gecikme söz konusu. Yani umarım teslim alırsınız da bu, yani bir an önce kiradan kurtulursunuz. Çünkü yani o ev sahibi, o şey, binanın sahibi var ya, yaşamış ya, harika bir şey. Yani öyle bir bina yap, şahane para kazan yani. 30.6 milyonu al 6 senede, koy cebine. Yani böyle bir mantıkla KİT yönetilir mi? Şimdi siz bunu teslim aldınız, yeni binayı. Eski binayla sözleşmeniz ne kadar? Ne zaman çıkacaksınız? Onunla ilgili bağlayıcı bir karar var mı, yok mu? Onları da biz merak ediyoruz. Yani yeteri kadar itimaden, ya bor biter, sizin kira bedeli bitmez ya. Bor bitecek neredeyse yani. Gerçekten böyle bir şey olur mu ya? Şaka gibi bir şey. Yeni binanın toplam maliyeti size kaça mal oldu? Onu öğrenmek istiyorum. Yani bitmesi noktasında gecikmeden dolayı ödemek zorunda olduğunuz, yani kirayı yükleniciden tahsil edebildiniz mi? O da söz konusu. 2012 yılında kendi binanıza taşındığınıza güne kadar toplamda ne kadar kira ödemiş olacaksınız? Aylar itibariyle soruyorum. Kendi binanız varken neden yüksek tutarlı binaya geçtiniz? Yani bina, devletin binaları mı yok? Yani size bulamadı mı devlet kendi kullanmadığı bir binayı da Eti Maden'e bu kadar? Yani Eti Maden kazanıyor, kabul edelim. Ama harcıyor da arkadaş, yani böyle de bir harcama olmaz yani. Bunu da özellikle dikkatinize sunuyorum.